Hadi be kiracılarıma acıdım. He. Alacaklarım bana acıyacaklar mı bakalım? Vahidim. Ne vahidim? Ne vahidim? Hiç bana acıklı laflar sayma Zülya. Ben duygu sömürgesi değilim. Ama vahidim ben diyecektim ki. Değil mi? Çocuk esirgeme kurumu işletmiyorum ben burada. Evimi kiraya veriyorum. Açılmıyor bu. Ne yapıyorum ben be? Ne söylemiyorum be kadın? Bozukluklardan birini uyduraydı kapımız kutu gazoz verirdi belki. Sevgili Vahit amca. Vahit amcacığım. Sevgili Vahit amca ben... Ay, ay! Vahit amca! Ne oluyor bir ye? Hiç. Bir şey mi diyecektin? Yo, şey iyi geceler diyecektim. Dur bakalım. Seninle oturup şu gira artışlarını bir konuşalım kızım. Heh. Ya ben de onu diyecektim. Ama Vahit'im. Konu anahtarla filan ilgili değilse sana iyi geceler Zülüha. E değil. E hadi bana iyi geceler. Ne yapayım ben şimdi Allah Allah. Hadi. Otursana. Yok sanki böyle daha iyi. Peki. Şimdi biliyorsun. Zam vakti geldi. Önce sen konuş bakalım. Sevgili, çok ama çok sevgili Vahit amcacığım. Size kiracı olduğumuz ilk günü düşündüm de... ...birden yüreğime sıcak sıcak, ılık ılık bir şeyler akıverdi. Gerek sen, gerek Zeliha yenge... ...bunca zamandır bizim hem anamız, hem babamız, hem arkadaşımız... Kısacası her şeyimiz oldunuz. Bizi zor günlerimizde yalnız bırakmayarak, her türlü derdimize koşup, tıpkı bir ailenin yavrularını esirgediği gibi esirgediniz. Hele sen Vahit amca. Ne yüce gönüllü, ne yumuşak kalpli, ne... %50 bunu kapanmıştı. Göreceksiniz. Armağan onu %5'e razı edecek. Evet evet, Armağan çok güzel konuşur. Şimdi Vahit amcanın hem mantığına hem vicdanına seslenecek. Keşke Armağan bacıya bir megafon verseydik. Daha kolay olurdu. İster misiniz şimdi Vahidem'im insafa gelip de hiç zam yapmasın? İsteriz. İstemeyenler elini kaldırsın. Ne yapıyorsun Rüya? Elimizi kaldırmayacak mıyız? Hadi sen dön de Leonardo ile ilgilen. Ayıp hadi. Ne oldu? Ne dedi? %5 5 değil mi? He? 25. Hı. 25 bıçak. Hı. 30. Fakat 40 değil. 40? Evet. O elini kımıldatma artık, sinirlerim bozuldu. Herhalde %50 istemedi. %50 istedim. Evet, istedim. Ne olmuş? İyi yaptı. Hadi, hadi şimdi Allah sana rahatlık versin de... ...huzur içinde uyu inşallah. O ne öyle? Ruhuma rahmet okur gibi. Bana çakal Carlos muamelesi yapma kadın. Allah Allah. Senetlerimi ödemek için gül ağacılarımdan zam istedim. Yol kesip de haraç istemedim ya. Beni etkileyemezsin o kadar. Vicdanım pamuk yataklara vurulmuş kadar rahat. Tamam mı? Oh! Cırma değişmen! Bu kirayı ödeyemeyeceğimiz açık. Kış ortasında evden çıkamayacağımız da açık. Demek ondan cereyan yapıyor. Katılıyorum. Neye? Şeye. Her şeye. Vahit amcayı bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor. Daha nasıl ödeyeceğiz? Duygu sağınağı. Evet, iyi fikir. Hayır, Leonardo'nun en sevdiği kokteyl. Vahit amca aslında duygusal bir adam.
Eğer bu yanını harekete geçirebilirsek... Duygu sömürüsü mü yapalım yani? Yok, bize yakışmaz. Yakıştırmasını bilmek lazım. Ama arkadaşlar... Karlı bir kış günü... ...hep birlikte Bataçık'a kiralık ev aramaktayız. Fiyatların yanına yanaşılamamakta. Donmuş parmaklarımızı artık duymaz olmuşuz. Issız sokaklarda bir biz, bir de sokak köpekleri var. Peki kabul. Ne yapacağız? Kadrolu aktörümüz olaraktan bir fikrim var. Anlat hele Emmoğlu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Katılıyorum. Konu neydi? Bakın. Ben diyorum ki... Günaydın. Hayrola, temizlik mi var Pirinçler? Yo. Ufak çaplı taşınıyoruz da. Nereye? Erkek arkadaşların odasına. Niye? Olmaz öyle şey. Merak etmeyin. Odada nöbetleşe kalacağız Vahit amca. Hı-hı. Nereden çıktı şimdi bu? Bir odanın kirasını 7'ye bölersek anca ödeyebileceğiz. Kış ortasında sokakta kalmaktansa. İyi düşünmüşsünüz. Hem daha bir kaynaşırsınız, değil mi? 7'si bir yerde. Madem öyle, kızların odalarını da kiraya verelim bari. Hem yeni kiracıdan daha fazla para isteriz. Bak ne iyi oldu, gördün mü? Gördüm. Görmez olaydım, gördüm. Ama... Nübiye? Ne yapıyorsunuz siz öyle? Kahvaltı ediyoruz yenge. O nasıl kahvaltı öyle? Hint usulü fakir kahvaltısı. Ne? Yonga yapıyoruz, yonga. Hani ben bir şey yediğinizi görmüyorum. Göremezsin. Çünkü yemiyoruz. Kendimizi açlığa alıştırabilmek için bu egzersizle metabolizmamızı yavaşlatıyoruz. Bu kadar yeter arkadaşlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Elhamdülillah size de. Koşlar. Pülüşler. Ben doyururum sizi. Gel. Şu hindi sürüsünü rahat bırak. Akılları sıra, bana kendilerini acındıracaklar. Uzun sürmez, yakında çözülürler. Hiç öyle bakma. Ne? Hele aynı odada bir arada kalacaklarsa hiç dayanamazlar. Şu ıvır zıvırlarınızı alır mısınız? Odaya sığamıyoruz. Tanrım, ne korkunç bir dekorasyon. Giysilerimizi nereye asacağız? Derhal dolabı boşaltın. Burası yalnız sizin odanız değil. Masa dolmuş. Nerede ders çalışacağız? Ayten, biraz yer açsan. Ben böyle boyaların ortasında çalışamam. Ben de kitapların arasında makyaj yapamam. Biz üçümüz tek yatakta mı yatacağız? Tabii ki hayır. Öyle şey olur mu? Değil mi ya? Olur mu canım? O yatakta Cansu ile Armağan yatacak. Biz ne yapacağız peki? Ayaktan mı uyuyacağız? Canım o da büyük. Size de bir yer bulunur herhalde. Tam ortaya sıralanabilirsek ayakta uyuruz zannımca. Aynı odada uyuyacağımızı düşünmüyorsunuz herhalde. Allah korusun. Gece yarısı seni görürsem uykum kaçabilir maazallah. Arkadaşlar ne oluyor? Geçici bir süre odayı paylaşalım dediysek gelin odamızı işgal edin demedik. Tamam, bazı kurallar koyarsak her şeyi çözümleyebiliriz. Bari kuralları ortaya bir yere koy da üstüne yatalım. Nöbetleşe uyuyabiliriz. İyi fikir. Tamam, gündüzleri siz, geceleri de biz uyuruz, tamam mı? Ben gündüz uyuyamam ki. Şansın öküz. Şans mı? Ya.
ayağına bakayım. Kalkın. Şşş, kalkın. Dikkat. Sağ yap. Topla gel. Allah! Çarptık mı? Şşş, kendinize gelin. Ne oldu yenge? Vahit duymasın. Sus, yavaş. Abo! Bir baksanıza, belimden aşağısı duruyor mu? Duruyor. Aslan gibisin maşallah. Fakat... benim sol kolum nerede ya? Sanki boynumu mandalar çiğnemiş ya. Aman! Asya'nın odasında uyuyun, hadi. Hadi, yavaş gel. Hayrola. Gece bu ne hareket? Şey Vahidim. Biz şey yapıyorduk da. Gece cimnastiği Vahidim. Sen gel yukarı Zülüha, onlar genç. Bu yaşta fazla hareket yürüme aslına. İbibim, hadi. Ani cimnastik iyi geldi. Bacaklarım açıldı. Boşuna açmasaydın. Nasıl olsa yine tutulacak. Neden biraz da biz kendi yataklarımızda uyumuyoruz ya? Bacılar kızmasınlar. Sanmam. Neden kızsınlar canım? Bütün gece kapının önünde yatacak halimiz yok ya. He? Hadi Allah rahatlık versin.